Herkese merhaba. Bir süredir beklediğimiz LCG5 nihayet test merkezimize ulaştı ve yanında iki tane arkadaşıyla birlikte geldi. G5 ortada, hemen sağ tarafında 360 cam ve sol tarafında da 360 VR. Sanal gerçeklik odaklı, 360 derece video deneyim odaklı iki arkadaşıyla birlikte G5 test merkezimize teşrif etti. Çok yakında detaylı incelemesini Teknoblog'da bulacağınız bu cihazın kutu açılışını arkadaşlarıyla beraber gerçekleştirelim. Bakalım nasıl bir deneyim sunuyor, kutu açma heyecanı nasıl, bu heyecanı sizinle birlikte paylaşalım. Gördüğünüz gibi tıpkı modüler yapıyı simüle edecek şekilde LG G5'in kutusunun açılışını gerçekleştiriyoruz. Şöyle çıkardığımızda gördüğünüz gibi sanki telefonun pilini çıkartıyormuş gibi bir izlenim sunuluyor. Bu şekilde kullanıcıya bir his yansıtılıyor. Telefon deneyiminin bu şekilde olacağı daha kutu açılışında kullanıcılara haber veriliyor. Oku takip edelim. Ok zaten bize nereye açmamız gerektiğini gösteriyor. Ve karşınızda gördüğünüz üzere LG G5, LG'nin 2016 model amiral gemisi Android telefonu. Ve oldukça şık bir telefon. Metalden yapılmış. Buna rağmen yine de çıkarılabilen bir bölümü var. Altta görmüş olduğunuz modüler bölüm çıkartılabiliyor. Kenarda görmüş olduğunuz düğmeye basılı tutuyorsunuz. Bastığınızda zaten gördüğünüz gibi bu yapı aşağı doğru hafifçe oynuyor. Daha sonra da biraz baskı uygulayıp aşağı doğru çekmeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde LG G5'in piline ulaşmanız mümkün oluyor. Bu yapıyı, altta görmüş olduğunuz modüler yapıyı değiştirebilirsiniz. Farklı arkadaşlar var. Bir kamera aygıtı var. Bunun yanı sıra bir de Hi-Fi aygıtı var. Bunları takıp kullanabiliyorsunuz. Bunun için tabii ki pili çıkarmanız, daha sonra bu arkadaşı modüler birimi takmanız, bu şekilde LG G5'e tekrar bağlamanız gerekiyor. Arkada parmak izi okuyucusu var. Biri 16 megapiksel, biri 8 megapiksel çözünürlüklü ikili bir kamera sistemi var ki böylelikle geniş açılı çekim yapabiliyor. Bunun dışında ses tuşları kenara yerleştirilmiş. Halbuki 1-2 nesildir LG telefonlarında, amiral gemisi telefonlarında arkada sihirli tuş takımının hemen altında ve üstünde ses tuşlarını görmekteydik. 5.3 inç Quad HD ekran var. Bu gibi özellikler var. Telefonun açılışını birazdan gerçekleştirelim. Şimdi kutuda neler var bakmaya devam edelim. Hızlı başlangıç kılavuzu. LG G5'te biliyorsunuz USB-C port var ve içerisinden de USB-C, USB kablosu çıkıyor görmüş olduğunuz gibi. Şarj adaptörü gördüğünüz gibi hızlı şarj özellikli. Ve bunun dışında burada ne var hemen bakmaya devam edelim. Burada da telefonun kulaklığı var. İlginç bir kulaklık. Kablosu biraz böyle kumaştan yapılmış bir kordona sahip alt kısmı. Üst tarafta ise plastik bir bölüm var, kablo var. Ve telefonun SIM kart yuvasına ve microSD kart yuvasına ulaşmayı sağlayan bir sivri uçlu cisim var. Kutudan çıkanlar bunlar. LG G5'i açmadan önce şu aksesuarların da bir açılışını gerçekleştirelim. LG 360 cam sayesinde LG G5'i bu cihazı bağlayıp 360 derece fotoğraflar ve videolar çekmeniz mümkün oluyor. 360 derece deneyimi bu şekilde LG G5'in arkadaşıyla yaşamanız mümkün oluyor. Eşleştirme yaptıktan sonra kullanıma zarar hale geliyor. Gördüğünüz gibi kamera aygıtı bu şekilde. Alttaki yuvadan bir tripoda bağlamanız mümkün oluyor. Burada bir yuva var. Bunu açtığınızda gördüğünüz gibi microSD portu, microSD kart yuvası gibi bağlantıları ve bellek kartını takmanız mümkün oluyor. Gördüğünüz gibi bir de koruyucu kapağı var. Koruyucu kapağın her iki yanına yerleştirilmiş olan düğmelere basılı tutarken alttan çektiğinizde gördüğünüz gibi 360 cam yerinden çıkıyor ve çekim hazır hale geliyor. Bunu istediğiniz bir yere yerleştirip çekim yapabilirsiniz ya da elinize tutarak etrafta gezerek de çekim yapmanız mümkün. Kenarda da görmüş olduğunuz gibi 360 derece veya 180 derece çekim modlarını gösteren bir göstergeç var. Güç butonu da yan tarafa yerleştirilmiş. Oldukça şık ve kullanışlı gözüken, biraz astım hastalarının kullanmış oldukları o nefes cihazını andıran bir yapıya sahip olduğunu söylemek gerekiyor. Bunun da çeşitli aksesuarları var. Görmüş olduğunuz gibi bunun da USB-C kablosu geliyor. Hızlı başlangıç kılavuzu bunun da var. Bu gibi kitapçıkları da 360 gemi kutusu içerisinde görüyoruz. Ve diğer aygıtımız 360 VR aygıtı. Ona da bakmadan geçmeyelim. Bu 360 VR aygıtı da 360 cam'de çekmiş olduğunuz görüntüleri izlemenize olanak sağlıyor. Yine artık korkulu rüyamız haline gelen bir etiket var burada. Bu etiketi kesmek biraz zor oluyor elimizdeki makasla. Ve karşımızda LG 360 VR.
Bir kutuda geliyor görmüş olduğunuz gibi bu gözlük. Taşıma kutusu oldukça şık. Biraz seyahat çantalarını andırıyor doğrusunu söylemek gerekirse. Gördüğünüz gibi bir gözlük. Buradan USB-C kablosu var. Böylelikle LG G5'in USB-C portuna bağlıyorsunuz. Gözlük formunda burada koruyucu kılıfları var. Lensler için koruyucu kapaklar yerleştirilmiş. Bunu gözünüze takıyorsunuz. Ağırlığı yok. Kulaklık girişi de burada görmüş olduğunuz gibi. Böyle bir sanal gerçeklik gözlüğü LG 360 VR. Bunun da detaylı incelemesini LG G5 incelemesiyle birlikte sizlere sunacağız. 360 Cam ile birlikte LG G5'in bu arkadaşlarını inceleyeceğiz. Şimdi LG G5'in kurulumunu yapalım. İlk turu hep birlikte atmaya başlayalım. Evet, kurulumu kısa sürede tamamladık ve karşımızda LG G5. LG G5'in içerisinde bir Türk Telekom sim kartı taktık. Bu nedenle telefon ilk kurulumda görmüş olduğunuz gibi Türk Telekom uygulamalarını telefona yükledi ve ana ekranda karşımıza çıkardı. Tabii ki başka bir operatörün, Turkcell'in, Vodafone'un sim kartını taktığınızda farklı şekilde davranabilir. Onların uygulamalarını yükleyebilir LG G5. Gördüğünüz gibi bu telefonda uygulama menüsü varsayılan olarak gelmiyor. Bütün bileşenler, kısa yollar hepsi ana ekranda toplanmış durumda. Çeşitli LG araçları var. Görmüş olduğunuz gibi bunlar ön yüklü olarak sunuluyor. Bunun dışında Android uygulamalarını da görürüz. Gördüğünüz gibi Google uygulamaları, Google'ın Android uygulamaları da LG G5'te Google klasörü altında kullanıcılara sunuluyor. Ve yönetim uygulamaları, telefonu yönetmenizi daha da verimli şekilde kullanmanızı sağlayan çeşitli uygulamaları da LG G5'te görüyoruz. Bunları zaten LG G5 ön inceleme videosunda yazısında size aktarmıştık Mobil Dünya Kongresi sırasında. Böylelikle şimdi de Teknoblog Test Merkezi'nde bu telefonun ilk izleniminde, ilk turunda beraber atmış oluyoruz. LG G5 ile ilgili çok daha fazla ayrıntıyı ilerleyen günlerde yayınlayacağımız detaylı inceleme yazısında ve videosunda bulacaksınız. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.